Jules Beyat İrade Terbiyesi Ön Söz Ne ilginçtir ki insanlar her türlü eğitim için bir öğretmene ihtiyaçları olduğunu kabul ederler. Ancak davranış bilimlerine gelince öğrenmeye gayret etmez ve önemsemezler. Nikol Hayatını şansa bırakma. 17. yüzyılda ve 18. yüzyılın bir bölümünde din, İnsan hayatında önemli bir yer teşkil etmekteydi. Bu nedenle irade terbiyesi genel olarak insanlar için sorun olmaktan uzaktı. Katolik kilisesinin sahip olduğu güç, inanan insanların karakterini şekillendirmeye yetiyordu. Ancak günümüzde bu mesele birçok düşünürün aklını meşgul etmekte. Yerine bir şeyler konulamadığı düşünülmektedir. Kitap, roman, dergi, gazete ve mecmualar ise irademizi zorlar hale gelmiştir. İradesizlik genel itibarıyla hekimlerin de ilgisini çekmiştir. Ancak ruhsal sorunlar üzerine yoğunlaşan doktorlar çözümü psikolojide aramışlardır. İradenin temelde akılla ilgili bir kavram olduğuna kanaat getirilmiştir. Fakat eksik buldukları yan ispatı gerektiren bir metafizik teorinin olmayışıdır. Cahilliklerine veriyorum. Ekonomi politikasında söylenen, tarımın verimsiz ama kolay işlenebilen topraklardan başlanarak verimli ama sert topraklara doğru ilerlemesi gerektiği kuramı psikoloji içinde geçerli olabilir. Açıklanması zor olan önemli bir olguyu ele almadan önce önemsiz ama izahı kolay davranışlar hakkında çalışma yapılmalıdır. Düşüncelerimizin karakterimiz ve eğilimlerimiz üzerindeki etkisini yeni yeni fark ediyoruz. İrade duygusal bir güçtür ve düşüncelerin irade üzerindeki etkili olabilmesi için tutkularımızla da beslenmesi şarttır. Cimri parayı her şeyden daha çok sevdiğinden, paraya dair isteğini bilinçli bir şekilde bir üst boyuta taşıyarak küçük zevklerden kendini mahrum eder. Midesinden kısar, arkadaşsız kalmayı göze alır. Kısacası psikolojinin gitmek istediğimiz yönde bize ne kadar etkisi olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Maalesef bu açıdan psikolojimizi yeterince kullandığımız söylenemez. Son 30 yıldır Avrupa'yı şekillendiren düşünürler iki teoriye dayanarak irade terbiyesinin aksine çalıştılar. Birinci yanlış, karakterin sabit bir yapı gibi dokunulmaz, değişmez olduğu düşüncesidir. Bu çocuksu düşünceyi ileride detaylarıyla inceleyeceğiz. İkincisi ise irade terbiyemize faydası da olan özgür irade teorisi. Stuart Mill, bu doktrinin uygulayıcılarına canlı bir kişisel kültür kattığını söylemiştir. Ancak doğruyu söylemek gerekirse, özgür irade teorisinin de birincisi kadar kendimizi kontrol etmekte bize zarar verdiğini belirtmek zorundayız. Bu teori insanı ıslah etmenin kolay ve doğal olduğunu iddia eder. Oysaki kişiliğin oturması psikolojimizi çok yakından tanımayı gerektirir ve sabırla yürünen uzun soluklu bir süreç sonunda elde edilebilir. Bu teori basit görünmesi nedeniyle birçok akıllıyı gerçek anlamda irade terbiyesinden alıkoymuştur. Yani insanlığa ve psikolojilere büyük zarar verdiğini söylemeden edemeyeceğim. İşte bu yüzden kitabı Tiadul Armand Ribot'a adıyorum. Psikoloji eğitimini sevdiren, Fransa'da metafiziğin psikolojiden ayrılmasına öncülük eden, insan bilincini ve doğasını bir kenara bırakarak zekanın ve insan iradesinin kaynağını araştıran kişidir. Bu metodun metafiziği yok saymadığını söylemekte fayda var. Sadece psikolojiyi metafizikten ayırıyor ki bunlar zaten birbirinden çok farklıdır. Kendisi psikolojiyi bilimsel olarak ele almayı öngörüyor. Bilim adamının görevi sadece bilmek değil, bilginin kullanılmasını sağlamaktır. Psikolojinin görevi de geleceği insanlık adına daha düzgün yaşanması için şekillendirmektir. Diğer bir deyişle geleceğin İnsanların arzuladığı gibi olmasını sağlamaya çalışmaktır. En azından bizim kendimize biçtiğimiz görev tanımı budur. İnsan iradesinin zayıf olmasının nedenlerini araştırdık. Çözümün geliştirilmeye müsait duygu durumlarına dayandığını değerlendirdik. Topluma sunduğumuz bu kitabın alt başlığı irademize faydalı olacak duygularımızı güçlendirmek ve zararlı olanları da uzaklaştırmak olabilir. Tüm konsantrasyonumuz bu yönde olacaktır. Bu hususta kendi payımıza düşen çabayı sunuyoruz. İrade terbiyesini soyut biçimde ele almak yerine uzun süreçli ama kalıcı bir yolla iradeyi terbiye edebilmeyi amaç edindik. Gençlerin ve zihnini kullanarak çalışanların bu kitaptan faydalanmalarını umut ediyorum. Birçok öğrencinin kendini kontrol etmede yöntem eksikliğinden yakındığını duydum. Onlara bu konuda bana ilham olan 4 yıllık çalışmamı ve düşüncelerimi sunuyorum. Jules Payot. Chamonix, 8 Ağustos 1893. 1. Kitap. Meseleye Giriş. 1. Bölüm. Mücadele Edilecek Düşman: İsteksizlik. İmparator Caligula, Romalıların kafalarını tek hamlede koparabilmek için bir tane başlarının olmasını isterdi. Düşmanlarımızla baş edebilmek için buna benzer bir arzuya kapılmamız faydasızdır. Ancak yine de tüm başarısızlıklarımızın neredeyse tek sebebi vardır. O da irade zayıflığı. Çaba göstermekten ve özellikle süreklilik gerektiren bir çabadan korkarız. Rahata düşkünlüğümüz, tembelliğimiz gibi insani huylar tıpkı yer çekimi kanunu gibi doğaldır. Gerçek şu ki kararlı bir iradenin karşısında ancak devamlı bir güç durabilir. Tutkularımız ise doğası gereği geçicidir. Ne kadar şiddetli olursa bir o kadar kısa sürer. Takıntı haline gelen ihtiraslar haricinde tutkuların sık oluşu düzenli bir çabanın yerini tutabilecekleri anlamına gelmez. Ancak hantallık, rehavet, tembellik veya aymazlık diye adlandırılan huylarımız süreklilik arz eder. Bu huylarımıza karşı yapılacak düzensiz mücadele mücadeleyi tekrar etmekten başka bir şeye yaramaz. Sonunda başarılı da olunmaz. İşin gerçeği insanoğlu tarafından düzenli ve uzun süreli çaba sadece zorlamayla ve ihtiyaç halinde ortaya çıkar. Büyük seyyahlar ilkel toplumların çalışmaya yeterince istekli olmadıkları için geri kaldıkları hususunda hemfikirdir. Bilindik örnekleri o kadar uzaklarda aramaya gerek yok. Aynı durumu düzenli çalışmaya zorlanan bir çocuğun isteksizliğinde de görmüyor muyuz? akranlarından daha fazla çalışmak isteyen bir köylü veya işçi bulmak ne kadar zordur. Spencer gibi siz de günlük hayatta kullandığınız eşyaları bir gözden geçiriniz. Aklımızı biraz kullanarak onları işlevlerinden daha kullanışlı bir hale getirmek mümkündür. Yazarın söylediği gibi birçok insan aklını en az şekilde kullanarak hayattan gelip geçer. Öğrencilik hayatımızı bir hatırlayalım. Arkadaşlarınız arasından kaç tane çalışkan öğrenci sayabilirsiniz? Neredeyse bütün öğrenciler asgari çabayla sınavlardan geçmek istemezler mi? Ortaokuldan itibaren özgün yorum yapmak öğrencilere ne kadar da zor gelir. Tüm dünyada öğrenciler az bir çabayla basit ezberler sayesinde sınavlarından geçebilirler. Öğrencilerin hedefleri de çok yüksek değildir zaten. Manevrier'in ifade ettiği gibi onların aradığı iş itibarlı olması gerekmeyen, sabit maaşlı, istikbali de olmayan, üzerinde yaşlanacağı bir devlet dairesi koltuğudur. Tıpkı bir saat misali aynı hareketlerin tekrar edildiği, yeteneklerinin yavaş yavaş köreldiği bir iş olsun, yeter ki beynini yormasın, çok zorlanması gerekmesin. İşini garantiye alma içgüdüsü kişiyi yaşamaktan ve harekete geçmekten alıkoyar. Özellikle memurları suçlamamak gerek. Belki terfi almak hariç bir meslek veya kariyer insanın kişiliğini, şevkini ve enerjisini korumak için yeterli gelmez. İlk yıllarda etkin bir şekilde çalışmak için kendimizi zorlayabiliriz. Ancak kısa zaman sonra zihni çaba, araştırma gerektiren vazifeler almaya başlar. Başlangıçta gayret sarf etmeyi gerektiren işler zamanla alışkanlığa dönüşür. Avukatlık, hakimlik, doktorluk, profesörlük var olan bilgilerle idare edilen mesleklerdendir. Yıldan yıla harcanan çaba ve aklını kullanma fırsatları azalır. Kullanılmaya kullanılmaya beyin etkinliği dolayısıyla melekelerini kaybetmeye başlar. Şayet işinizin paralelinde kendinize zihinsel etkinlikler bulmazsanız yavaş yavaş yetilerinizi kaybetmekten kendinizi alıkoyamazsınız. Kitabımız daha ziyade zihnen çalışanlara hitap ettiği için düşman diye ifade ettiğimiz tembelliğin farklı türlerini incelememiz gerekir. Gençte en çok rastlanan zaaf uyuşukluk ve canım istemiyor durumudur. Bu kişi saatlerce uyur. Uyuşuk vaziyette uyanır. Halsiz, tepkisiz esnemelerle yavaş yavaş elini yüzünü yıkar. İşle alakası yoktur. Hiçbir şeye ilgi duymaz. Her şeyi yavaşça neşesiz ve isteksizce yapar. Tembelliği ve uyuşukluğu yüzünden okunur. Bakışları anlamsız ve dalgındır. Hareketlerinde itinasız ve dikkatsizdir. Sabah saatlerini bu şekilde kaybettikten sonra öğle yemeğini yer ve ardından kafeye giderek gazeteleri küçük ilanlara kadar okur. Çünkü çaba harcamasını gerektirmez. Öğleden sonra biraz canlılık gelince bu zamanı da boş muhabbetlere harcar muhabbetten siyasiler, edebiyatçılar, profesörler paylarına düşen eleştiriyi alır. Tembellik, gevezelik hep daha çekicidir. Akşam, zavallım umutsuzca yatağa giderken geçen akşamdan biraz daha karamsardır. İşine yaklaşırken bırakamadığı tembellik aslında mutsuz olmasına neden olur. Mücadele etmeden mutlu olunmaz. Her mutluluk az çok bir çaba ister.'' Kitap okumak, müze ziyareti, ormanda dolaşmak hep bir teşebbüs gerektiren zevklerdir. Ayrıca tembelin kendini mahrum bıraktığı zevkler, istediğiniz kadar tekrarlanabilen ve çaba gerektiren etkinliklerdir. Tembeller yumruklarını sıkmadıkları için, mutluluğun avuçlarının içinden kaçıp gitmesini seyrederler. Sen, Jeremy, bu kişileri ellerinde kılıçları havada bekleyen ama hiçbir zaman indirmeyen gravür heykel askerlere benzetir. Tembellik anlık enerji patlamalarına engel değildir. Medeni toplumlarla tembel toplumları ayıran anlık çalışmalar değil, düzenli ve sürekli çalışmaların toplamında harcanan eforun çok daha değerli olmasıdır. Az da olsa düzenli ama sürekli olan çalışma, uzun molalar içeren yüksek eforların toplamından daha güçlüdür ve daha değerlidir. Tembel ise anlık büyük çabalar sonrası uzun dinlenmeleri tercih eder. Araplar büyük bir imparatorluk kurdular ama korumayı başaramadılar. Çünkü ülke yönetimi için gerekli olan düzeni, yolları, okulları ve sanayiyi kuramadılar. Aynı şekilde tüm tembel öğrenciler sınavların yaklaşmasıyla kırbaçlanmış gibi çalışırlar. Oysa eksik olan aylarca ve yıllarca az ama düzenli çalışmadır. Gerçek ve verimli çalışma enerjisi az ama düzenli olan eforla mümkündür. Böyle değilse muhtemelen tembel işidir. Düzenli çalışma tek hedefe yönelik olmayı gerektirir. Çünkü irade gösterilen çabanın çokluğundan ziyade tek amaca yönelik olmasıyla kendini belli eder. İşte size çok sık karşılaşılan bir tembellik örneği. Bu kişi nadiren boş durur. Gün boyunca Brunetier'in Racine üzerine yazdığı birkaç makalesini, jeolojiyle ilgili bir yazıyı okur. Birkaç gazeteye göz atar, bazı ders notlarına bakar kompozisyonuna göz gezdirir, birkaç satırda tercüme yapar. Bir saniye bile boş kalmamıştır. Değişik alanlara el atması ve çalışkanlığı arkadaşları tarafından hayranlıkla karşılanır. Ama biz kendisini tembel olarak nitelendiririz. Psikolojik açıdan bu gencin çeşitlilik içeren çalışmaları spontane dikkatinin zengin olduğu anlamına gelebilir. Ancak iradi dikkatten çok uzaktır. Bu farklı alanlara ilişkin sözde çalışma irade zayıflığından başka bir şey değildir. Bu öğrenci bize çok sık karşılaşan dağınık tür olarak adlandırdığımız bir tembellik örneği sunar. Bu zihin dağınıklığı eğlenceli bir durum gibi olsa da sadece bir gezintiden ibarettir. Nikol bu durumu şuraya buraya amaçsızca konan sineğe benzetiyor. Fenelon ise muhteşem bir benzetmeyle şöyle ifade ediyor: Rüzgarlı bir odada yanan mum bu dağınık eforun en kötü tarafı hiçbir tesisin kalıcı hale gelmemesidir. Zihni çalışmalarımıza katkı sağlayacak duygu ve fikirlerimize otelde konaklayan gelip geçici müşteriler gibi davranırsak, bir süre sonra bize yabancılaşırlar ve unuturuz. İlerleyen sayfalarda zihnimizi doğru kullanabilmek için tüm çabamızı tek yönde toplamamız gerektiğini göreceğiz. Hakiki bir çaba göstermeye karşı duyulan isteksizlik, tüm eforun düzenli bir şekilde tek bir gayeye yönlendirilmesinin zorluğundan kaynaklanır. Bir eser vermek, buluş yapmak herkesten farklı düşünmeyi gerektirir. Ek olarak bireysel çabanın bu kadar zor olmasının sebebi koordinasyon gerektirmesidir. Bunlar zihni çalışma ve icraat gerektiren işler için birbirinden ayrılmaz ikilidir. Bu tür çalışmaların yarının yöneticileri olacak öğrenciler için de nedenle zor olduğunu biliyoruz. Örneğin felsefe bölümü öğrencileri final sınavları gelip çatana kadar gayet iyi öğrencilerdir. Çalışkandırlar ve genelde vazifelerini yerine getirirler. Ama ne yazık ki pek düşünmezler. Zihinsel tembellikleri sadece kelimelerle düşünüyor olmalarından kaynaklanır. Psikoloji dersine çalışırken hiçbirinin aklına psikolojiyi doğdukları günden itibaren kullanıyor oldukları gelmez. Jourdain'in söylediği gibi bilmeden konuşurlar. Kitaplardan örnekler almak kendini inceleyip kişisel örnekler bulmaktan daha kolaydır. Maalesef araştırmak yerine ezberlemeye yönelirler. Basit bireysel teşebbüsler yerine beyinlerine bir yığın bilgi yüklemek onlara daha az ürkütücü gelir. İstisnai olarak gerçekten iyi öğrenciler de yok değil ama çoğunluğu her yerde pasif kalıyor. Kişisel gayret eksikliğine en büyük örnek olarak dönem sonu sınavları gösterilebilir. Çoğu öğrenci bu sınavlardan korkar. Bu sınavlarda öğrenciler sorulan sorulara bireysel örnekler bulmak yerine derslerde öğrendikleri konuları farklı bir şekilde tekrar etmekle yetinirler. Hocanın aradığı ise öğrencinin mantık yürütebilmesidir. Ama bu çalışma onlar için son derece nahoştur. Kendi başlarına bir konu bularak onun üzerinde kafa yormakta zor gelir. Doğal olarak özgün çalışmaya karşı isteksizlik üniversitede de devam eder. Ne yazık ki sınavlar öğrenciyi gerçekten tanımaya veya değerini ortaya çıkarmaya yönelik değildir. Sadece hafızaya kaydettikleriyle ilgilenir. Bu sınav sistemini biraz düşününce tıp hukuk, fen bilimleri, tarih öğrencileri yani tüm öğrenciler yıl boyunca ezber bilginin haricinde gerçekten öğrendikleri bilgi miktarının ne kadar az olduğunu itiraf edeceklerdir. Okul, zavallı gençlere her şey temas etmeye mecbur bırakınca hiçbir şeyin esasına vakıf olamıyorlar. Tembelliğin öğretim görevlilerine kadar sirayet ettiğini bilmekte fayda var. Tembellikten bahsederken önemli bir görevde olmak veya çok iş yapmak olmak fark etmiyor. Çünkü burada nicelik değil, nitelik önemlidir. Nitekim çoğu zaman miktar işin kalitesini de bozar. La Fontaine'in de rakun ile kedi masalındaki rakun kestaneleri ateşten çıkarır. Burada rakun akılcı düşünceyi sembolize eder. Bu benzetme doğru bir teşbihtir. Rakun patileriyle itinayla külü kenara çekip parmaklarıyla birçok seferde çıkarır. Önce bir, sonra iki ve üç tane kestane. Üniversitede öğretim görevlisi ise tekrara dayalı ders yapar. Sabit materyallerle desteklendiği için düşünmeye ihtiyacı yoktur. Yaratıcı düşünceye lüzum görmeden dersini anlatır. Zaman, Renan'ın bilim dünyasına dair tenkitlerini doğrulayacaktır. Bugün Paris Milli Kütüphanesi'ne her yıl 20 binden fazla kitap geldiğini düşünürsek, 50 yıla kalmadan günlük gazeteler ve dergiler hariç 1 milyon eser birikecektir. 1 milyon cilt Bunlar geleceği olmayan sonuç kısmı şüpheli ve her zaman tartışmaya açık çalışmalar. Her eserin yaklaşık 2 santim kalınlıkta olduğunu farz edersek üst üste korulunca Mont Blanc dağından 40 kat daha yüksek bir seviyeye ulaşmış oluruz. Tarih ise bu isimleri unutacaktır. Ancak hafızalarda sebepleri ve sonuçlarıyla büyük sosyal olaylar kalacaktır. Acaba soyut bilimler bu bilgi yığını altında ezilip düşünce üzerindeki etkisini yitirmekten kurtulabilecek midir? Gelecekte ise çalışma kavramından bahsederken gerçek anlamda çaba serfedilen, lüzumsuz detaylardan arındırılmış ve yoğun düşünce gücüyle üretilen konsantrasyon anlaşılacaktır. Gerçekte yaratmak bir fikri bütünsel olarak düşünmek ve gün yüzüne çıkartabilmektir. Lüzumsuz detaylar ise gerçeği gizler içimizdeki tembellikle bir olup gözümüzü boyar. Zihni tembellik ne yazık ki bütün öğrenme mekanizmamızı ağırlaştırır. Eğitim müfredatımız adeta öğrencilerin kafası dağınık olsun diye hazırlanmış gibidir. Zavallı gençlerin bir konuda var olan bilgileri yutarak diplere inmelerine engel olunuyor. Yükümlü oldukları derslerin çeşitliliği gerçeğin kıyısından geçmelerine neden oluyor. Mevcut müfredatın temelden mantıksız olduğunu nasıl düşünsünler? Aslında bakarsanız eğitimimiz öğrencinin yaratıcılığını ve becerilerini köreltiyor. Birkaç yıl öncesine kadar askeri topçu gücümüzün hali içler acısıydı. Günümüzde ilerleme kaydetti. Neden mi? Çünkü önceleri obüs bombaları hedefe ulaşmadan patlıyordu. Şimdilerde ise geliştirilen özel patlatıcı sayesinde obüs bombası infilak etmeden önce birkaç dakika daha ilerliyor ve olayın kalbine, diplere inerek her şeyi paramparça ediyor. Eğitim sistemimiz de düşünme yeteneğimize patlayıcı yerleştirmeyi unutmuş gibidir. Bilginin derinlere inilmesine izin vermiyoruz. Buna dur demek mi istiyorsun? O zaman marş marş ileri. İçimdeki isteksizliği nasıl yok edeceğimi bilmiyorum. Marş marş ileri. Seyyah, durmadan, dinlemeden matematik, fizik, kimya, zooloji, botanik, jeoloji Dünya tarihi, dünya coğrafyası, psikoloji, mantık, ahlak, metafizik, yönetim tarihi, marş marş görünüşe aldanmanın, yüzeysel görmenin sıradanlığı üzerine yürü. Yürü. Birçok öğrenci koşuşturmacıya, üniversitede de aynen devam eder. Hatta daha hızlı. Ek olarak modern hayat şartları ruh dünyamızı yok etmeye ve zihnimizi meşgul etmeye gayret eder. İletişimin kolaylaşması, seyahat sıklığı, gezme alışkanlığı düşüncelerimizi dağıtmaya sebep olur. Okumaya zaman bile bulamayız. Coşkulu ama bir o kadar da boş bir hayat yaşıyoruz. Günlük gazetelerin yaydığı sahte telaş, dünyanın dört bir yanından gelen üçüncü sayfa haberleri yığını, bazı insanları okumanın ne kadar da tatsız bir şey olduğu duygusuna sevk eder. Peki bunca dikkat dağıtan olay karşısında eğitim sistemimizin vasatlığı da göz önünde bulundurulursa bu durumdan nasıl kurtulmalıyız? Ayrıca bizi bu halden çıkaracak olan irade terbiyesine eğitim sistemimizde yer verilmemesi de ne acı değil mi? İrademizi güçlendirmek için yapılması gerekenleri yapmıyoruz. Beynimizi depolamakla meşgulüz. Zihnimizi çalıştırırken irademizden de istifa edeceğimiz için onu beslememiz gerek buğday ekip büyütmek gibi canlandırmaktan bahsediyorum. Gençler bugünün ötesini göremiyor. Günümüzde öğretmen baskısı, arkadaş alayları, bir taraftan cezalar, diğer taraftan ödül ve iltifatlar. Yarın ise uzak olmasına rağmen lisans eğitimi, sınavlar hatta en tembelin bile kolaylıkla başarabileceği ezberci baro ve tıp sınavları. İrade terbiyesi pek ciddiye alınmaz ancak insanı insan yapan, hayatını düzene koymasını sağlayan da bu değil mi? En parlak yetenekler dahi özgüven olmazsa sönmez mi? İnsanlığın büyük başarılarında en büyük pay sağlam iradelerin değil midir? Ne gariptir ki söylediklerimize herkes içinden katılıyor. Herkes isteksizlik ve boş düşüncelerle dolu davranışlar arasında dengesizlikten şikayetçi. Ancak henüz eğitimde irade terbiyesini ele alan bir kitap yayınlanmamıştır. Üniversite hocalarının henüz el atmadığı bu konuda gençler de kişisel olarak ne yapacağını bilmiyor. Hiç çalışmayan rastgele 10 üniversite öğrencisini sorgulayın. İtirafları şu olacaktır. Önceleri lisede öğretmenimiz yapmamız gereken ödevleri söylerdi. Yapmamız gerekenler netti. Tarih kitabının şu sayfasından şu sayfasına kadar çalışın, şu geometri teoremini öğrenin, şu ödev yapın, şu sayfaları tercüme edin. Bu ödevleri yaparken öğretmen motive eder, ödevler yapılmazsa da azarlardı. Şevkle bizi destekler, takip ederlerdi. Bugün bu durumdan eser yok. Ödev de yok. Günümüzde zamanı istediğimiz gibi kullanıyoruz. Çalışma planımızı yaparken inisiyatif kullanmayı öğrenmediğimiz için ve bize zaaflarımızla ilgili hiçbir şey de öğretilmediği için adeta teoride can yeleğiyle yüzmeyi öğrenip sonra korumasız vaziyette suya atılmış gibiyiz. Doğal olarak boğuluyoruz. Ne nasıl çalışacağımızı biliyoruz, ne de içimizde çalışma isteği var. Hatta irade terbiyesini nereden sağlayacağımızı da bilmiyoruz. Bu konuda pratik bilgi veren kitap da yok. Boyun eğiyor ve düşünmemeye gayret ediyoruz. Bu çok acı bir durum. Kahve, bar ve de arkadaşlar var, eğlence devam ediyor. Zaman hızla akıp gidiyor. Birçok öğrencinin sahip olmadığı için yakınlığı hususları bu kitapta yazmaya gayret ettik. İkinci bölüm Amacımızı unutmayalım. Her ne kadar eğitim müfredatımız gençlerin iradesini ihmal etse de kuşkusuz bizi değerli kılan irademizdir. Zira zayıf iradeli birisine kimse güvenmek istemez. Ayrıca çalışmak için harcadığımız çaba irademizin ne oranla güçlü olduğunu gösterir. Bu konuda övünmekten de çekinmeyiz, çalışmamızı abartırız. Sabahın beşinde kalktığımızı söylerken kimsenin bunu kontrol edemeyeceğini biliriz. Oysa saat 8'de halen yatakta olduğunu görülen bir kişi, geçen akşamki tiyatro, misafirlik gibi uydurma bahaneler sebebiyle nadiren böyle geç kaldığını söyler. Bu arada bu işinden bıkmış arkadaş sınavlarından da geçememiştir. Öğrenciler arasında en yaygın muhabbetlerden biri de abartı meselesi olsa gerek. Hatta kendi kendine yalan söylemeyen, çalışmalarını abartmayan, kendi kapasitesi hakkında hayal görmeye genç neredeyse yoktur. Bu hususta yalan söyleme ihtiyacı, insanın iradesinden daha değerli bir şey olmadığına dair muhteşem bir örnek olmasın. İrade gücümüze yönelik eleştiriler bizi çok üzer. Çalışmaya karşı isteksizliğimize getirilen eleştiriyi kabul etmek, iradesizliğimizi ve zayıflığı kabul etmek anlamına gelmez mi? Bir işte gayret ve sebat etmek hususunda bizi kabiliyetsiz veya çaresiz görmeleri, bizi basit, vasat bir insanmışız gibi değerlendirdikleri anlamına gelmez mi? Çalışmaya gösterdikleri saygı, öğrencilerde azmetme arzusu olduğuna işaret eder. Elinizdeki kitap gençlerdeki küçük de olsa bu arzıyı alıp çıkarmaya yardımcı olmayı, çalışma isteğinin uzun soluklu, düzenli ve nihayetinde kalıcı bir huya dönüşmesini amaçlamaktadır. Zihni çalışmadan kastımız hem doğa bilimleri hem de başka insanların çalışmalarının incelenmesi olmalıdır. Bir ürün ortaya çıkarmak için öncelikle inceleme yapmak, daha sonra da tüm zihinsel becerileri ortaya koymak gerekir. İşin zahmetli kısmı evvela dikkat etmek, ardından da konsantre olmak ve kendini tanımakta gizlidir. İkisi için de dikkat gerekir. Kısaca çalışmak, dikkat kesilmek anlamına gelir. Ancak maalesef dikkat istikrarlı, devamlı, uzun süreli bir durum değildir. Dikkati gergin tutulmaya çalışılan bir yaya benzetebiliriz. Aslında dikkat sürekli tekrar eden, bazen şiddetli, bazen sakin ve de birbirini takip eden irili ufaklı gayret gerektirir. Canlılık ve disiplin gerektiren dikkat gösterilen gayreti adeta takip eder. Bunlar o kadar yakındır ki devamlılık arz eder. Fakat düzenli bir görüntü sergileyen bu devamlılık günde birkaç saat sürer. Gayretimizin gayesi düzenli ve sebat gerektiren bir dikkat göstermeye çabalamak olmalıdır. İrademize hakim olmayı güçlendirmenin yolu ise kendimize günlük vazifeler belirlemekten geçer. Bu sayede günde birkaç saat sarf edilen çabayı alışkanlık haline getirmekle nerelere ulaşabileceğimizi tahmin bile edemezsiniz. Oysa coşkulu gençliğin içgüdüsü zihnen çalışmayı keyifsiz, renksiz görmeye eğilimlidir. Dağınık, düzensiz bir çalışmanın yoğun olmasının hiçbir faydası yoktur sarf edilen çaba tek bir neticeye yönelik olmak zorundadır. Bir fikrin veya duygunun içimizde canlanması ve yerleşmesi için samimi olması, devamlı olması ve tekrar etmesi gerekir. Bu fikir veya duygu yavaş yavaş ama sebatkar bir şekilde etkisini arttırır, adeta etrafını çevreleyen kaynakları oluşturup kendisini empoze eder ve bir değer yargısı halini alır. Sanat eserleri de böyle ortaya çıkar. Bir dahinin kafasındaki fikir genellikle bir gençlik hayalinde ya da yaşanmışlıkta gizlidir. Bir yerlerde okunmuş birkaç satır, hayata dair bir anı, bir yerlerden kalan bir mutluluk ifadesi, irticalen söylenen bir söz, bereketi anlaşılmayan bir fikre kaynak verir. Fikir, o güne kadar ulaşan her şeyden beslenir. Seyahat, muhabbet, iki satır yazı, ona yoğuracağı ve kendine mal edeceği aynı zamanda güçleneceği kaynağı sağlar. İşte tam da bu şekilde Göte, Faust eserini oluşturmak için tam 30 yıl boyunca yanında dolaştırır. Bu süre boyunca tohum toprak altında olgunlaşmakta, büyümekte, gitgide derine inip kök salmakta, diplerdeki ihtiyacı olan şaheseri oluşturan can suyunu arayıp bulmaktadır. Tüm önemli fikirler için geçerli olan bir kuraldır. Fikir sadece içimizden geçip giderse hiçbir kıymeti olmaz ve vuku da bulmaz. Fikre düzenli itina, hassasiyet, samimi bir dikkat göstermek gerekir. Tek başına yaşayabilmesi için özel ilgi göstermek, saklamak, sahiplenmek gerekir. Onu uzun süre bilincinde canlı tutmak, ara sıra üzerinde düşünmek gerekir. Böylece fikirlerin uyuşumu diye adlandırdığımız çekim gücü sayesinde güçlü duygularla yaşam kaynağını bularak kendine çekecek ve kendine mal edecektir. Fikirlerin veya hislerin olgunlaşması, Organize olması yavaşça, sabırla, derin bir tefekkürle olur. Laboratuvarda üretilen muhteşem kristal misali suyun içindeki milyonlarca molekülün yavaşça ve düzenli bir şekilde toplanmasını beklemek gerek. İşte bütün buluşların nasıl bir iradenin eseri olduğunun kanıtı. Newton yer çekimi kanununu sürekli düşünerek keşfetti. Bilgeliğin uzun bir sabır gerektirdiği hususunda şüpheniz varsa Darwin'in itirafını dinleyelim. Düşünürken ve okurken her zaman direkt olarak gördüğüm veya görebileceğim meseleleri tercih ettim. Nitekim bilim alanında ne yaptıysam eminim bu disiplin sayesinde olmuştur. Darwin'in oğlu da babasının yıllarca bir düşünceyi aklından çıkarmamak gibi bir huyu olduğunu söylemiştir. Özetlemek gerekirse zihnini kullanarak çalışırken isteyerek yani iradi biçimde dikkat kesilebilmek için sebat göstermek gerekir. Bu sebat hem harcadığımız eforun sıklığında ve hevesimizde hem de tek bir hedefin peşinde koşabilme, yanıp tutuştuğumuz fikre veya duyguya itaatle bağlı olma gayretinde kendini göstermelidir. İnsanın doğası gereği tembellik bizi emellerimizden alıkoymak isteyecek ama bu yoldan bizi çıkaramayacaktır. İçimizde cılız bir isteği nasıl ortaya çıkaracağımızın tahlilini yapmadan önce irade terbiyemize aykırı iki felsefi düşünceyi çürütmek gerekir. 3. bölüm. İrade terbiyesinde cesaret kırıcı teoriler. Şimdi bize yanlış bilgiler veren iki spekülatif teoriden bahsedeceğiz. Ancak ikna etmek için kınamanın pek faydası yoktur. Önemli olan yapıcı olmaktır. Bu nedenle kitabımızda yapıcı olmaya çalışacağız. Bu teorilerden biri yanlış olduğu kadar can sıkıcı da aynı zamanda. En gelen anlamda karakteri değişmez olarak düşünen teori bu Kant tarafından ortaya atılan, Schopenhauer tarafından ele alınan Spencer'ın da desteklediği bir hipotezdir. Kant'a göre karakterimizi doğrudan kendiliğinden edindik. Bu durumdan geri de dönülmez. Dünyaya, zamana ve mekana indikten sonra karakterimiz az çok ilerlemenin dışında değişmez. Aynı şekilde Schopenhauer karakterin sabit ve değişmez olduğunu söyler. Örneğin bir egoistin arzularını şekillendiren kriterleri değiştiremeyiz. Egoiste sadece küçük bir çıkardan ziyade daha büyük bir çıkara ulaşacağını, kötü kalpliye de başkalarına laf etmenin kendisine de zarar vereceğini anlatırsanız vazgeçer. Ama onlardan egoizmi veya kötülüğü çıkarmak kediye fare kovalamaktan vazgeçirmek gibi olanaksızdır. Eğitimle o egoisti yanıltabilir, daha iyisi fikirlerini düzeltebilirsiniz en doğru yol kendisine de fayda sağlayacağı konusunda ikna edilecekse bunun yalanla değil de dürüstlükle yapmaktır. Ama başkaları için acı duymayı öğretecekseniz bunu deveye hendek katlatmaktan daha zor olduğu aşikardır. Spencer ise insan karakterinin hayat koşullarından ve dış etkenlerden kaynaklanan sebeplerle çok uzun vadede değişebileceğini kabul eder. Ancak bu değişim yüzyıllar alacağını, bunun da biraz can sıkıcı olacağını söyler. Öğrencinin ise sadece 20 yıllık bir eğitim süreci vardır. Bu fikre göre irade terbiyesinin pratik bir faydası olmayacaktır. Eğer kendimi sadece ahlaki eğitime verirsem bu kadar sürede başarmam mümkün olamaz. Binlerce yıllık belki de milyonlarca yıllık bana atalarından miras kalmış olan beynime kazınmış bir organik kayda benzeyen karakterimi değiştirmem çok da mümkün değil. Atalarımın muhteşem koalisyonuna karşı kişisel irademle karşı koymam nasıl mümkün olabilir? Denemeye bile gerek yok. Baştan kaybedeceğim kesin. Sadece 50 bin yıl sonra gelecek kuşakların genetik olarak ve sosyal çevrenin etkisiyle törpülenmiş mükemmel makinelere dönüşebileceği düşüncesiyle avunabilirim. Bu teorilerin argümanlarına bir göz atalım. Kant, felsefesinde a priori yani önsel bilgi diye nitelediği bakış açısının özgürlüğünün kurulması için olmazsa olmaz olduğunu, yoksa sistemin onu ağaçtan kopan kurumuş bir dalın kırılışı gibi dışlayacağını ifade eder. Schopenhauer ise argümandan ziyade kusurları kullanmayı tercih ediyor. Diyor ki karakter düzeltilebilir olsaydı yaş itibariyle hayatının ikinci yarısında olan insanların ilk yarısında olanlara nazaran daha erdemli olması gerekirdi ki bu doğru değil. Hayatı boyunca bir kez bile olsa hata yapmış biri ömür boyu gözümüzden düşer. Kendisine karşı güvenimizi yitiririz. Bu da kalıcı karaktere inandığımızın kanıtıdır. Biraz düşününce bunlar neyi ifade eder? Bu iddialar sadece insanların çoğunun karakterini yenilemeye gayret etmediği anlamına gelir. İrademiz müdahale etmediği müddetçe hayatımızı dürtülerimiz şekillendirir. İnsanların çoğu dışarıdan birileri tarafından yönetilir. Tıpkı dünyanın güneş etrafında dolanırken izlediği yörüngeyi sorgulamadığı gibi modayı, fikirleri sorgulamadan takip ederiz. Çalışanlar, fakir fukara, kadınlar, Çocuklar, insanlar, çoğumuz ayakta kalma mücadelesi veriyoruz. Belki biraz karmaşık yapıya sahip, mutlak suretle bilinçli, içgüdüleri olan ve de garip isteklere sahip kuklalar gibiyiz. İnsan içindeki idealist duyguları ve asil ruhunun izini bırakıp içgüdüleriyle hareket ederse yoldan çıkmaya yüz tutar. Bu sebeple erdemli yaşlıların gençlerden fazla olmaması şaşırtıcı değildir. Egoistin sahip olduğu en değerli varlık hayatıdır. Egoistin geçici heveslere kapılıp malını veya büyük uğurlarda canını feda ettiği hiç görülmemiş midir? Elbette görülmüştür. Yarım saatliğine bile olsa değişen karakterler sabit karakter değil ve daha sıklıkla değişme ihtimali de yüksektir. Schopenhauer baştan sona aynı karaktere sahip egoistle nerede karşılaştı acaba? İnsan doğasının bu kadar basit olması mümkün değildir. Karakterin homojen bir blok olduğu inancı yüzeysel bir gözlemden ibarettir. Karakter birçok etkenin neticesidir. Yaşayan insanların gözlemleri Kant ve Schopenhauer'un naif teorilerini alaşağı etmeye yeter. Değişmez karakter mevzusunu bir kenara bırakalım. Çünkü zaten ayakta duracak hali yok. Şimdi sıra kendini beğenmiş, kendi üzerinizde egemenlik kurabilirsiniz düşüncesine sahip, bunun da çok kolay yapılabileceğini iddia eden ve en az kaderciler kadar ümit kıran teoriye geldi. Özgür irade teorisinden bahsediyoruz. Eski çağlarda çocuk hiçbir zorluktan sakınmadan ancak sebat etmesi durumunda başarının geleceği perspektifiyle ve ancak 8 yıllık sıkı bir çalışmayla başarılı olabileceği düşüncesiyle yetiştirilirdi. 1870'ten sonra Fransa'nın büyük olsun demekle büyük Fransa olmadığı gibi biz de işi yaratılışımıza bırakarak kendimize hakim olmayı sağlayamayız. Ülke çok zor, sebatkar 20 yılın ardından ayağa kalkabildi. Aynı biçimde bizim ayağa kalkışımız da sabırla olacaktır. İnsan kendine hakim olmanın paha biçilmez bir değer olduğunu zamanla öğrenecektir. Hayattan ne istediğimiz, ne olacağımız, hayatta oynayacağımız rol kendine hakim olmaya bağlıdır. İnsanlardan beklediklerimiz ve insanlara vereceğimiz değer sabırdan geçiyor. Sebat etmenin ise bir bedeli var. Çalışmaya dair iradeyi oluşturmakla başarma arzusu arasında sıkışıp kalmayan öğrenci var mıdır? Hocalarımız, siz nasıl isterseniz derdi. Hocanın bu ifadesine inanırmış gibi yapardık. Kimse de çıkıp bize onunla nasıl baş edeceğimizi, istemenin nasıl edinileceğini söylemezdi. Doğal olarak kadercilerin çocuksu teorilerine körü körüne inanmak zorunda kaldık. En azından bizi telkin ediyor, üstelik çaba göstermenin boşuna olduğunu söylüyordu. Bu teorilerin yanlış olduğunu görmemek için kendimizi tembelliğe verdik yavaşça. Dünya üzerinde tüm değerler gibi ahlaki özgürlükte, siyasi özgürlükte uğraş vermeyi ve savunmayı gerektirir. Yoğun uğraşların, sebatın ve de becerilerin meyvesi olacaktır. Özgürlüğü hak etmeyen hiç kimse özgür olamaz. Özgürlük ne bir hak ne de bir olgudur. O bir ödüldür. Mutluluk için en elzem en büyük ödüldür. Bir manzara için güneşin ışığı neyse hayatın tüm olaylarında da özgürlük öyledir. Ayrıca ona ulaşamayan hayatın tüm güzelliklerinden mahrum kalır. Elbette özgürlükten kastımız kendimizi kontrol etmek dürtülerimizi, ahlaki duygularımızı ve de kendimizi tamamen kontrol edebilmeyi kastediyoruz. Gerçek özgürlük için kusursuz bir öz hakimiyet gerekir. Söylemesi kolay, işimiz zor ve meşakkatli. Cahiller de kendini beğenmişler de başarılı olamaz. Uzun bir çalışmayı ve taktiği benimsemek gerekir. Psikolojiden bir haber en azından bir bilene danışmadan araneye çıkmak, satrançta taşların nasıl ilerlediğini bilmeden tecrübeli bir rakibe karşı oynamak gibidir. Özgür irade savunucuları bir şey ortaya çıkarmadan veya iradi olarak yaratmadan, bir canlıya veya eşyaya doğasında olmayan enerjiyi veremezseniz özgür değilsinizdir derler. Oysa özgürlüğümüzün tek garantisi psikoloji kanunlarıdır. Bu aynı zamanda kendimizi tanımamızı sağlayan tek araçtır. Uzun soluklu bir işi isteksiz olarak sevmeden yapmak baştan kaybetmek anlamına gelir. Başarmak için işine saygı duyman gerekir. Bakarsan bağ olur ve büyür. Psikoloji kurallarını da düzgün bir biçimde kullanırsanız sapasağlam bir karara dönüşür. Böylece karıncaya yem olacak bir tohum kasırgalara kafa tutan bir meşeye dönüşebilir. Özgürlüğümüzü garantiye almak için yapılması gereken tek şey hayata dair bir planımızın olmasıdır. Psikoloji kurallarına ilişkin bilgi ve becerilerimiz bize değişkenleri ve birleşimleri yöneterek seçilen planı gerçekleştirmemizi sağlar. Bizim irade terbiyesi için özgür olmaktan anladığımız şey, özgür iradecilere nazaran belki daha cazip gelebilir. Ancak onlardan farklı olarak bizim özgürlük anlayışımız, bağımlılık gibi içimizdeki düşmanlarımıza karşı daha ciddi koruma sağlar. İrade terbiyesi yolunda bize engel teşkil edecek teorilerden kurtulduğumuza göre konumuza geri dönebiliriz.